Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Yeni haftada da bol şans, bol kazançlar. 17 Ağustos 2024 itibariyle Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. 10.000 psikolojik seviyesinin altında 9.800 seviyesinde bir kapanış geldi. Daha da önemlisi şurada 2023 yılının 5. ayından itibaren oluşturduğu yükseliş trendini de ihlal etti gördüğünüz gibi. Deprem sonrası başlayan rally hareketinde bir ihlal var. Burada üçüncü teması gerçekleştiremedik. Şimdi bu bir tuzak mı değil mi? Bunun tartışması illaki olacaktır. Bunu ayın 20'sine kadar zaten test edip göreceğiz. Bu hafta kapanışı bizim için önemliydi. Bu haftanın önemli seviyesi 9.730'lardı. Bölgenin altında kapanış gerçekleşmedi. Bu bence iyimser bir görüntü. Ortalama değerleri birazdan tekrardan inceleyeceğiz. Teknik analizde tuzaklı işlemlere düşmemek için ortalama değerlerden her zaman destek almak en doğrusu olur. Yardımcı araçlara baktığımızda haftalıkta ve aylıkta negatif bölgelere henüz geçmedi. Bunu belirteyim. Şöyle aylıkta da göreceksiniz. RSI 70'in üzerinde kalıcılık devam ediyor. Endeksi sarsan durum büyük baba kağıtlarda işte bankacılık olsun, havayolları olsun, demir çelik olsun. Bu tarz kağıtlarda işlem hacmi yüksek olan kağıtlar endekste böyle bir görüntü oluşumuna sebebiyet verdi. Bu da ayrışmayı artık netleştirdi. Bu ayki kapanış tabii ki önemli. Eğer böyle bir kapanış olur ise 9.950 seviyesi çok önemli. Bu bölgenin altında aylık kapanış yapmamamız gerekiyor. Biraz daha Eylül ayında baskı olabilir. Ama Ağustos kapanış henüz gelmedi. Kısa vadede önümüzdeki hafta içi 10.250 seviyesini tekrardan takip edeceğiz. Yani bu bölgenin üzerine hatta 10.150 seviyelerini gösteriyor bu rakam. Bölgenin üzerinde bir an önce kapanış gelmesi gerekiyor. Yani şu gap'i tamamlamamız gerekiyor hızlıca. Buranın tuzaklı olup olmadığını ancak o zaman karar vereceğiz. Şu anki teknik görüntü tabii ki ihlal olarak karşımızda duruyor. Çünkü hareket aşağı doğru basmıyor. Burada ne yapacağız hemen? Ortalama değerlerimizi açacağız. Çoklu ortalama değerlerimizi 5 tane kısa ve uzun vadeye doğru bunu sıralandıracağız. Şöyle mavi renkte 9 günlük ortalama değerimizi açtığımızda aşağı yönlü hareketin büküldüğünü görüyoruz. Ama buradan tabii tek başına bir sonuç alamayız. Diğer ortalama değerlerimize de ihtiyacımız var. 20 günlüğe geldiğimizde gördüğünüz gibi 9 ve 20 günlük yukarıda kesişti ve sat sinyaline geçmiş kısa vadede. 50 günlüğe aldığımızda burada da kesişme var. Şimdi bu endeksin yani BIST 100'ün görüntüsü, ilk 100'deki hisse senedinin görüntüsü. Bunu siz bütün hisse senetlerinize zaten uyarlayın, bakın. Kiminizde dipten dönüş hazırlığı olur, kiminizde tepeden dönüş hazırlığı olur. Bu her hissede, her sektörde zaten farklı. Yani endekste bu görüntü var diye sizin hissenizde bu görüntü olmayacak. Çünkü endeksin geçtiğimiz haftanın 5 iş gününe baktığımızda geri çekilmelerinde artık dipte geri çekilemeyen kağıtları gördük. Yani hiç tepki vermiyor. Robot gibi bekleyen kağıtları gördük. O yüzden ucuz malı tespit etmeniz çok önemli. Evet, bir faiz indirim beklentisi var. Ama bu faiz indirimi sert olmayacak. Biraz böyle zamana oynayacak. İçeride de resesyon tartışmaları var. Resesyona gireceğiz mi, girmeyeceğiz mi? Çünkü işsizlik rakamlarında artış söz konusu. Beyaz eşya sektöründe geçtiğimiz yılın son çeyreği ve ilk çeyreği, bu yılın ilk çeyreği itibariyle üretimde azalmalar takip edilmişti. Bunlar da hep öncü sinyalli olarak zaten karşımızdaydı. Ben bunları hep söylemiştim, bu bir durgunluğa doğru bizi götürür diye, ki bu piyasa durmak zorunda diye. Ama tam anlamıyla durdu mu? Hayır. Halen canlılığını illaki koruyor ama şirketlerimizde bu son enflasyon muhasebesi sebebiyle zor duruma giriyorlar. Satmadıkları ve stoklarındaki mallarla da vergilendirilme durumları söz konusu, ki vergilendiriliyor da şirket bilançolarını ekstra negatif bir şekilde etkiliyor. Bazı sektörler bildiğiniz gibi baskılandı. Maliyetler çok üst seviyeye çıktı seçim ayağına. Seçim sonrası işte enflasyonda zirveyi görelim dediler. İşte petroldür, doğalgazdır, elektriktir, bunların fiyatlarında çok ciddi derecede mesela baskılar oldu. Gıda tarafını zaten kontrol eden birkaç baba firma var. Onlar ne derse o oluyor. O tarafta da artık çok fazla bir samimiyet olduğunu ben düşünmüyorum ama tabii sektör halen canlı, yabancı ağırlığı yüksek noktalar oralar. Havacılığı takip ediyoruz. Havacılıkta işte 2023
24'ün 6. aylık bilançolarına baktığımız, 6 aylık bilançolarına baktığımızda ikinci çeyrekte iyi pazarlandı. Yukarı yönlü iyi sattılar millete. Şimdi de bakıyorsunuz, ne görüyorsunuz? Bir virüs haberiyle birlikte tüm dünya genelinde işte bir sarsıntı, işte uçuş trafiklerinde aksamalar var. İşte Afrika bölgesine olan Türk Hava Yolları'nın uçuşlarında sıkıntılar oluşuyor. Daha da bu artabilir. Bu beklentilerin hepsi işte sıkıntıyı bir üst boyuta taşıyor ve endeksi de böyle böyle etkiliyor. Yani her sektörün, her kağıdın ayrı bir hikayesi var. Ama büyük babalarda ben böyle babalara gelebiliriz diye böyle argo bir tabirle bunu zaten sizlerle birlikte paylaşmıştım. Öyle de oldu. Keşke yanılsaydık ama yanılmayacağımızı biliyordum. Ama endeksin genel görüntüsünde halen bir problem görmüyorum. Bir miktar daha aşağı geri çekilebilir mi? Evet, depremle birlikte bu başlayan rallide 2023 5. ayın 23'ünde bu rally 25'inde işte o bantta başladı ve 200 günlükten destek aldı. Ben 200 günlük bu ortalama değer kırılmadıkça ki baktığınızda 2021-2020 itibariyle de bu dip seviyelerinde de 200 günlük ortalama değer kendini korudu. Şu anda da halen koruyor. Daha önce 100 günlüğün altına şöyle bir sarkma geldi burada. Tarihte bu yılın başı yani Ocak 1 itibariyle yani rally'nin başlamasıyla itibariyle yine aynı seviyedeyiz. O yüzden evet baskının arttığını biliyorum. Hisseler üzerinde küçük yatırımcının kontrolsüz davranmaya başladığını da görebiliyorum. Bu normal. Şimdi büyük örneğin Türk Hava Yolları gibi bir hissede küçük yatırımcı satmayı göze alamaz. Çünkü işlem hacmi yüksek olduğu için, alsat trafiği de yoğun olduğu için psikolojik bir baskı var üzerinde. Yani profesyonellik biraz az olduğu için satamaz. Yani her geri çekilmeyi bir alım fırsatı gibi değerlendirir ama zamanı oynadıkça da kaybın ne kadar derinleştiğini illaki zaman size gösterir. O yüzden para sadece büyük baba hisselerde kazanılmıyor. Bugün hisse özelde de değerlendirmemizi yaptık. Faiz indirimiyle birlikte bu 4 sektöre dikkat demiştim. Bu 4 sektörü değerlendirdik ama bu 4 sektörün içinde beklentileri karşılayamayabilir dedik. Bazı sektörler var. Çünkü bunların grafikleri biraz hoş durmuyor. Sektör grafikleri de öyle. Bunları burada ufaktan bir değerlendirdik. Güzel de oldu bence. Umarım sizler de faydalanabilirsiniz. Katıl butonunda hisse özel bölümü var. Oralardan bence eğitim amaçlı takip edin. Çünkü işte beklentiyle birlikte biraz yukarı gidip yani %100 gibi bir getiri sunup sonrasında bir uzun dinlenme sürecine geçebilecek sektörler de var burada. Bunlara ufaktan değindik. Zaten söz vermiştik hisse özelde. İşte bu tarafı baskılıyor. BIST 500'de durum biraz daha farklı. Orada biraz daha yan tahtaların, küçük tahtaların payıyla birlikte orada biraz daha dengelenme isteğinin iyi olduğunu görebiliyoruz ama genel itibariyle tabii gözler hep işte BIST 20, BIST 30 kağıtlarında oluyor. İlk 20-30 kağıtta oluyor işlem hacmi yönünde ve piyasa değeri büyüklüğü anlamında. Tedbirli olun, şu anda mevsimsel etki olayı çok fazla işlemiyor günümüz şartlarında ve jeopolitik gelişmeleri de ön plana aldığımızda aslında buralarda da iyi haber akışlarının gelme eğilimlerinin olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi Borsa İstanbul'da biz ne görmüştük arkadaşlar? Jeopolitik gerginlikler, Rusya-Ukrayna krizi öncesinde, sonrasında İsrail-Filistin gerginliği. Her iki tarafta da ateşkes ve kalıcı barış görüşmeleri devam ediyor. Bu da bizim iç piyasamızda, Borsa İstanbul'da ekstra negatif fiyatlamalar açısından sürekli olarak bir bahane olarak önümüze konuluyordu. Savaş belirsizliği kozu da şimdi piyasadaki büyük babaların elinden alınır böyle bir durumda ve bu hareket yukarı çok güçlü bir şekilde dönme eğilimini de beraberinde getirir. Ben tüm sakinliğimle, kendi yapmış olduğum özgür seçimlerimle yola borsada ağırlık olarak devam ediyorum ama bir miktar altına geçtiğimi zaten söylemiştim. Orası da iyi hareketlendi. 2710 liraların üzerinde, 2716'da güzel kapanış geldi. Zaten yılın ikinci yarısı altının yılı olur demiştik. Ve hisselerinizi değerlendirirken dolar bazlı grafiklerini es geçmeyin ve TL bazlı grafiklere bir miktar daha artı önem vermeniz önemli. Çünkü kurun artışıyla birlikte dolar bazlı kayıp da biraz hızlı görünebilir. Yani size burada yanıltıcı olabilir. Sadece dolar bazlı ya da sadece TL bazlı incelemeyin. Ama ortalama değerleri de her zaman, her grafikte, her
hisse senedi olsun, altın olsun, döviz olsun, kripto olsun, her tarafta inceleyin arkadaşlar. Size çok güzel referans sonuçlar verir. Tabii şu algıya da kapılmayın ya. İşte Borsa İstanbul'da örnek veriyorum. 200 günlük ortalama değer hep referans olmuş. E işte kriptoda, altında, orada, burada işte hangi enstrümansa burada da referans olur, buradan döner değil. Yani bu algıyla yürümeyin. Biz şu anda önümüzdeki gelişmeleri, temeli, tekniği birleştirerek işte faiz indirim sürecini, buradaki döngüyü hesap ederek mevcut fiyatlamayı ve mevcut çarpanları da tabii ki unutmayarak burada bir öngörüde bulunuyoruz. Olay bu. Yani 200 günlüğünde altına inebilirsiniz. Burada bir trend bozukluğu da olabilir. Hangi enstrümanı inceliyorsanız bunlara dikkat edin. Sakinliğinizi koruyun. Çok da fazla sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama büyük kağıtlarda biraz daha tedbirli, temkinli olunması iyidir. Evet, şu anda aracı kurumlar tarafından birçok büyük firma yukarı yönlü tekrardan pazarlanıyor. Bence abartmayalım alım tarafında ya da işte miktar olarak, rakamsal olarak çok yüklü girişmeyelim derim. Benim fikrim sorulur ise bu. Yani ben kendi pozisyonlarımı değerlendiriyorum burada. Size kesinlikle bir yön verme durumu söz konusu değil. Yanlış anlaşılmasın. Durumlar böyle. Tekrardan yeni gelişmeler olursa takip edeceğiz, değerlendireceğiz. PPK kararını zaten takip edeceğiz. Kısa bir zaman kaldı. Ateşkes görüşmeleri çok çok önemli. Bunlar çünkü piyasalarda çok ciddi derecede rahatlamaya sebebiyet verecek. Aslında kötü beklenen bir haber akışı yok. Şu anda en sarsıcı durum enflasyon muhasebesi ve gelen ikinci çeyrek bilançolarını da etkilemeye devam ediyor. 17 Ağustos 2024 itibariyle söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize yeni haftada bol şans, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.